Şimdi son günlerde çok sık bahsettiğimiz bir konu, yurt dışından gelen haberler, daha doğrusu yardım çığlıkları sonrasında Türkiye'nin attığı adımlar ve tedavi edilen insanlar. Son olarak Hollanda'da tedavi edilmeden evine yollanan Funda Gök'ten bahsetmiştik. Biliyorsunuz ona mide kanseri teşhisi konmuş, hızla kilo vermişti. O da Türkiye'ye getirildi. İstanbul'da artık genç kadın tedavi için. Onunla ilgili gelişmeleri konuşuyor olacağız. Ondan birkaç gün önce yine faslı bir annenin isyanıyla 2 aylık Yunus bebek biliyorsunuz Türkiye'ye getirilmişti. Şimdi bir yandan da bildiğimiz isimlerden biri Dilara. Hollanda'dan fişi çekilmek üzereyken Türkiye'ye getirilmişti Dilara. Ondan iyi haberler geliyor. Lösemi hastasıydı. Durumunun iyiye gittiği yönünde bilgiler var. Son durum ne diye soralım. Muhabir arkadaşım Aslı Bilger Kutludağ bizi bekleyen isim. Aslı günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir son durum? Seni dinleyelim. Günaydın Ercansın Elbacı. Dilara'dan güzel haberler var. Aslında Dilara'nın durumu gittikçe iyiye gidiyor diyebiliriz. Şu anda zaten yoğun bakımdan haftalar önce normal odaya alınmıştı son olarak. Ve normal odaya alındıktan sonra da fizik tedavi uygulanmaya başlandı kendisine. Ve yavaş yavaş ailesinin belirttiğine göre adımlarını atmaya başladı. Aslında Dilara için Dilara için artık son günleri fişini çekmemiz gerekiyor demişlerdi Hollandalı doktorlar. Ama Türkiye'ye getirmesinin ardından aslında durumun hiç de öyle olmadığı anlaşıldı. Ve Türkiye'nin yardım çığlıklarına cevap vermesiyle Dilara şu anda sağlığına yavaş yavaş da olsa kavuşuyor diyebiliriz. Yavaş yavaş cümle de kurmaya başladı Dilara. İlk sözcükleri anne oldu tabii ki. En yakınındaki her gün başında sabırla bekleyen annesinin ismini söyledi. Bunu da belirtmiş olalım. Hatırlanacağı üzere yılbaşına doğru getirilmişti Dilara Türkiye'ye. Yaklaşık 4 ayı geçti tedavi süreci ve şu anda Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam ettiriyor doktorlar. Lösemi teşhisi konulmuştu. Tabii ki ailesi durumdan çok memnun diyebiliriz. Bir taraftan da yine az önce siz de belirttiniz, yeni bir hasta daha Hollanda'dan getirildi. Funda Gök neredeyse 30 kilolara kadar düşen, ilk önce mide kanseri teşhisi konulan ama doktorların sonrasında böyle bir kanser yok deyip evine gönderdikleri Funda Gök de yine ailesinin yardım çığlıklarıyla, Türkiye'nin o sesi duymasıyla birlikte Türkiye'ye getirildi. Ambulans uçakla gece saatlerinde İstanbul'a getirildi. O da Başakşehir Çamsakura Hastanesi'nde şu anda tedavi altına alındı. Umarız ki ondan da güzel haberler gelir diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.